Yazılıya hazır mısın? Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıflar 1. dönem 1. biyoloji yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Map kazanımlarına uygun şekilde hazırlandı. Biyolojidersim.com adresinden derledim arkadaşlar bu soruları sizler için. Ve ayrıca bu yazılı sorularından daha fazla soruya girmek, soruları taramak istiyorsanız da yazılayım.net adresimizi de ziyaret edebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıda hücre bölmesi sırasında mikroskop görünümü verilen Hücrelere bakarak e, verilerini mitoz ve mayoz bölünme olabileceğini de dikkate alarak belirtiniz deniliyor. Şimdi bu görsele baktığımızda hücrenin bölünmenin hangi evresinde olduğunuz bizden istemekte. Hücre bölünmesinin hangi evresidir deniliyor. Bir mitoz için bir de mayoz için düşüneceğiz. Şimdi mitoz olarak düşünecek olursak bu hücre e, bu e, evre hangi evremiz olacaktır? Anafaz evremiz olacaktır. Anafaz. Profaz, metafaz, anafaz olacaktır. Yani e, hücremiz artık e, metafazda kutup e, merkezde bu şekilde durmaktaydı arkadaşlar. Ve sonrasında ne oldu? Bu hücreler bu şekilde ana fazla beraber ayrılmaya başladı arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani mitoz bölünme için anafaz evresindedir. Ee, ve kaç hücreli bir canlıdır bu e, ilk hücremize bakacak olursak. Kaç hücrelidir diyecek olursak. Orada da şurayı alacağız. Ve bu kesite baktığımızda 1, 2, 3, 4 hücre var. Yani bu anafaz faz gerçekleştiğinde ana sonrasında 2 tane hücremiz olacak ya. İkisinde de 4 ...kromozom olacaktır. 4-4. Ve biz mitozda neyi biliyorduk? Kromozom sayısı... ...sabit kalıyordu. Sabit kalıyorsa o zaman... E, ...ana hücremizin... E, ...kromozom sayısı da 4 olacaktır... ...diyebiliriz. Mayoz olarak... ...düşünecek olursak bu mayozda da... ...anafaz 2 evresi olacaktır. Anafaz 2. Bildiğiniz gibi mayozun... ...iki tane aşaması var arkadaşlar. Bu aşamada anafaz 2... ...olacaktır. Anafaz 2 mitozdaki... ...anafaza benzemektedir. Gene aynı şekilde... E, ...böyle bir e, kromatin ipliklerin ayrıldığını söyleyebiliriz. Bu ayrıldıktan sonra peki e, ana hücremiz kaç hüc kromozomdur diye soracak olursak onun için ne diyoruz? Şimdi baktığımızda gene ayrılma olduğunda 4 kromozomlu 2 hücremiz oluşacaktır mitozdaki gibi. Mitoza benzer zaten. Peki ana hücremiz için ne diyebiliriz? Mayoz bölünmede e, kromozom sayısı yarıya bölündüğü için ana hücremizde 4'ün 2 katı yani 8 olacaktır. 8 kromozomlu olduğunu da söyleyebiliriz. Mayoz hücre bölünmesindeki anafaz 2 aşaması için arkadaşlar. 2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz deniliyor. Bakalım hemen. Ökaryotlar da çekirdek DNA'sı nokta nokta evresinde kendisini eşler. Hangi evrede? İnterfaz evresinde. Yani hazırlık evresinde kendini eşler. İnterfaz. Ökaryotlarda DNA'nın eşlenmesi interfaz hazırlık evresinde gerçekleşir. Hücrenin yüzey hacim oranının nokta nokta bölüme nedenlerinden biridir. Yüzey hacim oranının azalması bölünme nedenlerinden birisidir. Bununla beraber artık hücre genişleyecek, büyüyecektir ve bu sayede de bölünmeye ihtiyaç duyacaktır. Mayozda crossover gerçekleşmeden önce nokta nokta denilen kromatit demetleri oluşur deniliyor. Ne gerçekleşmeden önce arkadaşlar e, crossover gerçekleşmeden önce ne oluşur? Tetratlar oluşur. Tetratlar da homolog kromozomlar demektir. Yani şöyle bir kromozomla şöyle bir kromozom yan yana gördüğünüz gibi oluşmakta. Ve crossing over e, olduğunu da burada söyleyebiliriz kalıtsal çeşitliliği sağlamak açısından. Sonra e, çevresel değişimlere uyum ve çeşitlilik açısından nokta nokta üreme daha uygundur. Çevreye daha uyumlu olan üreme şeklimiz eşeyli üreme olacaktır. Buraya da eşeyli üreme yazan. Eşeyli üreme eşeysiz üremeye göre çevre açısından daha uyum ve çeşitlilik ile daha uygundur diyebiliriz. Mayoz sonucu meydana gelen hücrelere biz ne diyoruz? Gamet diyoruz. Üreme hücreleri oluşur artık. Gamettir bunlardan. İnterfazdan sonra başlayan mitotik evre sırasıyla nokta nokta ve stokinez aşamalarından oluşur. Karyokinez ve sitokinez olmak üzere iki aşamadan oluşur. Karyokinez ve sitokinez olmak üzere arkadaşlar. Mitotik evre ikisinden oluşur. Aynı birey tarafından hem erkek üreme hücresinin hem de dişi üreme hücresini üretebilmesi ne olarak adlandırılır? Hermafrodit olarak adlandırılmaktadır. Hermafrodit yani bir bireyde hem erkek üreme hücresi üretiliyorsa ve hem dişi üreme hücresi aynı anda üretilebiliyorsa bu birey için hermafrodit bir bireydir Diyebiliriz. 8. Homolog kromozomların kardeş olmayan kromatitleri arasında gerçekleşen gen alışverişine crossover denilmektedir. Crossover. Mesela burada demiştik ya tetratta crossoverdan e, önce tetrat oluşur. Tetrat neydi? Buydu. Ve bunun sayede gördüğünüz bu yapılar birbirleri arasında crossover gerçekleştirmekteydi. Bu da gen alışverişi ile beraber çeşitliliği sağlamaktaydı. Kardeş kromatitlerin birbirinden bağlandığı boğum noktasına ne diyoruz arkadaşlar? Sentromer diyoruz. Bu boğum noktasına sentromer demekteyiz. Kardeş kromatitlerin bağlandığı şuradaki noktamıza sentromer demekteyiz arkadaşlar. Bu şekilde söyledik ve geçtik. Doğru yanlış sorularımız var burada da. Doğruysa de yanlışsa y koyacağız. Parten partenogenez sadece bal aralarında görülür deniliyor. Hayır yanlıştır. Bal aralarında görülmekte. Ayrıca bazı tür böceklerde de partenogenezin görüldüğünü söyleyebiliriz. Döllenmeye ihtiyaç duymadan yumurta hücrelerinin dölleyebildiği bir üreme stratejisi olacaktır. Döllenmeye ihtiyaç duymuyor. Yumurta hücresi direkt döllenebiliyor. Böyle bir üreme şekline e, bal aralarında karşılaşmaktayız. Ayrıca bazı tür böceklerde de gene Karşılaşılmaktadır. Sadece bal arıları demek yanlıştır. Bir bitki tohum üreterek eşeysiz yolla çoğalır deniliyor. Tohum üretmesi zaten bir eşey hücresi üretmesi demektir. Bir üreme hücresidir tohum aslında. Bu yüzden de arkadaşlar tohum üretmesi zaten eşeyli üreceğini göstermektedir. Tohumla beraber eşeğsiz üreme olmaz. Ne yaparız? Bu bitkiden bir kesit alırız onu toprağa koyarız. O büyümeye başlar. O zaman eşeğsiz üreme olur. Ama tohumlu eşeğli, eşeğsiz üreme söz konusu değildir. Yanlıştır. 3'e baktığımızda bal arılarında erkek arılar haploid iken dişiler diploittir deniliyor. Evet doğru. Haploit en kromozomluyken dişiler diploit ikendir. Evet bu da doğrudur. Partiyogenez açısından. Mitoz bölünmede kalısal özellikler korunur. Evet mitoz bölünmede kalısal özellikler korunurken mayoz bölünmede e, korunmaz. Yani doğru olacaktır. D'yi yazalım arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam edelim. Aşağıda eşlenmiş bir kromozomun genel yapısı gösterilmiştir. Şekilde gösteren numaralandırmış kısımda isimlerini yazınız denilmekte. Gelin birlikte yazalım. İlk olarak bir numaralı ifademize baktığımızda. Bu iki ifade bize neyi gösterir? Yani burası ne demektir arkadaşlar? Bu ikisi nedir aslında? Kardeş kromatittir. Kardeş kromatit olacaktır. Mitozda bunlar ve mayozun anafaz evresinde ayrılmaktaydı. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunlar sonradan ayrıca ayrılacaklar arkadaşlar. İki numaralı bölgemize baktığımızda şuradaki bölgedir. ve bu nedir arkadaşlar? Kinetekordur. Kinetekor. Kinetekor iyi ipliklerinin bağlanmasını sağlayacaktır kromozoma. Sonra 3'e baktığımızda 3 numaralı gösterildiği yer burası neresidir? Burası da sentromerdir. Sentromer. E, boşluk dolma sorumuzda da çıkmıştı. Kardeş kromatidin birbirine bağlandığı boğumdu. O da buradaki sentromerdir. E, söylediğimiz gibi şimdi de görsel olarak göstermiş olalım. 4'e baktığımızda buradaki 4'teki de e, iyi iplikleri olacaktır. İyi iplikleri gördüğünüz gibi kromatitlere ne ile bağlanıyor? Buradaki kinetekorla bağlanmaktadır. Bu şekilde de e, ifade edebiliriz görsel açısından. Devam edelim 5. sorumuzda. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız deniliyor. İlkine baktığımızda mayozda tetratların oluştuğu evredir. Mayozda tetratlar profaz 1'de oluşur. Profaz 1'de tetratların oluştuğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi sağlayan bölünme nedir? Mayoz bölünmedir. Ay pardon mitoz bölünmedir. Düzeltelim. Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişmeyi mitoz sağlamaktadır. Ee, hücreler işte iki katına çıkarak mitoz bölünme sağlayarak hem kromozomlarımız aynı kalıyor bir çeşitlilik olmuyor. Hem de böylece hızlı bir şekilde büyüme ve gelişmenin sağlandığını söyleyebiliriz. Gametlerini mayozla oluşturamayan verimli arıdır. Nedir bu da? Erkek arıdır arkadaşlar. Zaten erkek dişi ve kraliçe arılarımız var. Çevre şartlarına dayanıklı özel üreme hücreleridir. Nedir bunlar? Sporlardır. Mantarlarda oldukça görülmektedir. Kontrolsüz hücre bölünmesidir. Bu da kanserdir. Sizlerin de bildiği gibi çok kötü bir hastalık. Allah e, kanserli hastalarımızı korusun. Onlara bolca şifa versin arkadaşlar. Yorumlara da amin derseniz güzel olur. Mitoz ve mayoz bölünmelerin benzer özellikleri maddeler halinde yazınız denilmekte. Mitoz ve mayozun ortak özellikleri isteniliyor. Güzel bir soru karşınıza gelebilir. Dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Her ikisinde de interfaz evresinde replikasyon yani DNA eşlenmesi gerçekleşir. İnterfazda DNA replikasyonu veya eşlenmesi vardır diyebiliriz arkadaşlar. Her ikisinde de bu görülecektir. Sonra farklı bir örnek olarak ne diyebiliriz? Mitozda ve mayoz 2'nin anafaz evresine kardeş kromatitler ayrılır. İlk sorumuzda da zaten bunun örneğini görmüştük arkadaşlar. Ne diyelim? Mitoz mitoz ve mayoz 2'nin anafaz evresinde kardeş kromatitler ayrılır. İlk sorumuzda da bunun e, resimli halini görmüştük. Şöyle de kadrajımızı ayarlayalım. Sonra üçüncü özelliğimiz olarak hücre sayısı artacaktır. Hemen açıklayalım. Hücre sayısı artar. Mitozda hücre sayısı 2 katına çıkmaktadır arkadaşlar. Mayozda ise bir hücreden 4 hücre oluşmaktadır. 4 katına çıkmaktadır diyebiliriz. Mitozda 2 hücre oluşuyor. Mayozda ise 4 yeni hücre oluşuyor. Yani sonuç olarak ikisine de hücre sayısı artışı vardır. Çekirdek zarı ve çekirdekcik kaybolur. Çekirdek zarı ve çekirdekcik kaybolur kaybolur. İkisi için de ortak bir özellik olarak bunu söyleyebiliriz. 4 özellik istiyordu. Gene ben size başka özellikler de söyleyeyim. Sitoplazma bölünmesi görülür. Diğer adıyla sitokinez görülmektedir. Üreme olayında görev alırlar. Mitoz eşeğsiz üremede görev alırken mayoz da eşeğli de görev almaktadır diyebiliriz arkadaşlar. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu hatırlatmamızın ardından 7. sorumuza devam edebiliriz. Burada deniliyor ki hücre bölünmesi nedenlerini yazarak birini açıklayınız denilmekte. Gelin birlikte yazalayım. İlk olarak hücre bölünmesinin ilk nedeni yüzey hacim oranının bozulması olacaktır. Yüzey hacim oranı bozulması. Bozulmasıyla beraber artık hücre bölünmek isteyecektir. Yani yetemeyecektir, iyice genişleyecektir, büyüyecektir. Bu sayede de bölünme isteyecektir arkadaşlar. Sonra ne diyebiliriz? Sitoplazma çekirdek ilişkisini söyleyebiliriz. Sitoplazma çekirdek ilişkisi de gene e, hücre bölünmesinin bir sebebi olacaktır. Hücre büyüdükçe hacmi artar. Hücre hacmi artar. Hücre hacmi artacaktır. E, bunun sonucunda da çekirdek hücreyi yönetmekte zorlanacaktır. Bu durumda hücre bölünür. Çekirdek hücreyi yönetmekte zorlanır ve hücre bölünür diyebiliriz arkadaşlar. Diğer bir ifademizden de çekirdek bölünme emrinin verilmesi diyelim. Çekirdekten çekirdekten bölünme emrinin verilmesi. Bunu da açıklayacak olursak hücre bölünmesi çekirdek tarafından kontrol edilmektedir ve bu sayede de hücre bölünmesinin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Hücre bölünme emri çekirdek tarafından verilir diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde açıklamış olalım. Devam edelim 8'de. Eşeğsiz üreme çeşitleri nelerdir? Her birine örnek veriniz deniliyor. Ben size bir soru sorayım. Eşeğsiz üreme nasıl gerçekleşiyordu? Hangi bölünme ile gerçekleşiyordu? Mayoz mu mitoz mu? tabii ki de mitoz bölünme ile gerçekleşir. Eşeğsiz üreme mitozla, eşeğli üreme mayozla gerçekleşir. Gelin birlikte yazalım. İlk olarak bölünerek üreme. Bölünerek üreme. Adı üstünde bölünerek üremedir. Ee, örnek olarak amipi verebiliriz paramezyumu verebiliriz. Tomurcuklanma ile üreme. Tomurcuklanma ile üremeyi söyleyebiliriz. Buna hü örnekte hidra ve bira mayası olacaktır. Rejenerasyon ile üreme. Rejenerasyon ile üreme. Bunda da arkadaşlar deniz yıldızı ve solucanları söyleyebiliriz. Rejenerasyonda üreme nasıldır? Örnek verecek olsak bunu deniz yıldızı olarak düşünelim. Deniz yıldızını kestiğimizde ortadan ikiye iki parçamız oluyor. Bu iki parça sonradan kendisini tamamlayarak iki yeni deniz yıldızı oluşturmuş oluyor. Yani e, parçalar tamamlanıyor ve iki deniz yıldızı oluşmuş oluyor. Bu da rejenerasyon ile üremedir. Bir de vejetatif üreme vardır. Vejetatif üreme. Bu da arkadaşlar bitkilerde görülen bir üreme türüdür. Ee, anlatacağız. Örnek verelim. Asma ağacının, asmanın işte üremesi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi görmüşsünüzdür belki. Asmanın bir dalı alınır. Bu dal alınır. Başka bir toprağa konulur veya kesilir işte. Bir dal aldığımızda kesip bunu toprağa diktiğimizde o dal yaşarmaya başlayacaktır ve yeni bir asma ortaya çıkacaktır arkadaşlar. İşte bunun adı vegetatif üreme olacaktır. Sporlanma ile üreme sporlanma ile üreme örneklerimizi eğrel totu ve ciğer otu olarak verebiliriz. 6 da partenogenes ile söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunda da en iyi örnek bal arıları bal arısı olacaktır ve bazı kelebek bazı böcek türleri olacaktır. Bunda da döllenme sadece yumurtadan oluşuyordu. Hani döllenme gerçekleşmeden direkt yumurta döllenebiliyordu. Bu gibi üreme çeşidine de partenogenez denilmektedir ve eşeyli eşeysiz üreme tipine bir örnektir arkadaşlar. 9. Kanserleşmeyi açıklayınız denilmekte. Kanser genel olarak neydi? Kontrol dışı, dışı sürekli bölünme ifadesiydi arkadaşlar. Gelin birlikte bunu güzelce açıklayalım. Hücre döngüsün kontrolü hücre döngüsünün kontrolü birçok faktör nedeniyle bozulabilir. Bozulabilir. bu sebeplerden biri de DNA hasarlarının onarılamaması demektir arkadaşlar. Yani bunu sebep olarak söyleyebiliriz. Kadrajı ayarlayalım. Sonra DNA işlenmesi sırasında ulaşabilecek bu gibi hatalar belirlenir ve onarılır. Ama bazı hatalar e, mutasyonla meydana gelir. Yani bu mutasyonla meydana gelmesinde de DNA hasarı onarılamaz ve hücre döngüsün kontrolü bozulabilir. DNA işlenmesi sırasında DNA eşlenmesi sırasında bu gibi faktörler düzeltilir. düzeltilir. Ancak mutasyonla mutasyon ile oluşmuşsa bu faktör eee o e, onarılamaz diyelim. Onarılamaz ve artık hücre kanser hücresi dir ve bu hücre kontrolsüz bir şekilde bölünmeye devam eder arkadaşlar. Bu mutasyon geçirmiş hücrenin kontrolsüz bir şekilde bölünmeye devam etmesi de kanser hastalığını oluşturmaktadır. Oldukça kötü bir hastalık arkadaşlar. Hani dua edelim isterseniz kanserli hastaların şifa bulması açısından çözümü de kemoterapi vesaire gibi faktörler vardır. Onlar da çok zorlayıcı tedavi yöntemleridir arkadaşlar. Allah tüm kanser hastalarına yardım etsin diyelim ve biz geçelim sonuncu sorumuza. 10. ve sonuncu sorumuz. Hücre döngüsünde gerçekleşen bazı olaylar veriliyor. Verilen olayların isimlerini altlarına yazarak olayları gerçekleşme sırasına göre sıralamamız istenilmekte. Bakalım. İpliklerin oluşması. İplikleri ne zaman oluşur? Profaz evresinde oluşur. Profaz. Yani iplikleri önceden böyle karmaşıktır arkadaşlar. İşte bunlar ee, neyle beraber oluşur? Profaz evresiyle beraber oluşur. Sonra kardeş kromatiklerin birbirinden ayrılması hangi evredir? Anafaz. Mitozda anafaz evresidir. Mayozda ise anafaz 2 evresidir. Sitoplazmanın yavru hücreleri bölünmesi stokinezdir. Sitokinez. Sitoplazmanın yavru hücrelere bölünmesi stokinez olacaktır. Sonra kromozomların ekvator düzeninde sıralanması. Yani merkezde şu şekilde sıralanması. Arkadaşlar bu nedir? Bu da şöyle kabataslak çizerek olursak bu da metafaz evremizdir. Bunu nasıl aklınıza tutabilirsiniz? Bakın merkezde sıralanıyorlar. Metafaz, M, merkez. Böyle aklınıza tutabilirsiniz. DNA'nın kendine eşlemesi interfazda gerçekleşecektir. Hazırlık evresinde kromozomların kromatin haline dönüşmesi de telefazda gerçekleşecektir diyebiliriz arkadaşlar. Son evre olmak üzere. Sonra bunları gelin bir sıralamaya koyalım. Şimdi ilk olarak sıralamamız ne ile başlar? İnterfaz yani hazırlık evresiyle başlar. O yüzden E'yi diyelim. E'den sonra interfazdan sonra profaz evresi gelecektir. A. Zaten şöyle bir formülümüz var. İp mat. İnterfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telefaz olmak üzere. Şimdi profaz evresindeyiz. Profaz evresinden sonra metafaz evresi gelecektir. Sıralamamızda da yaptığımız gibi. Sonra anafaz evremiz gelecektir. B. Sonra ne evremiz? Telefoz evremiz gelecektir. F ve en sonda da sitokinez gerçekleşecektir arkadaşlar. Onu da C olarak söylemiş olalım arkadaşlar. E, sitoplazma bölünmesindeki son evremiz telefazdır. Onu da düzeltmiş olalım. Yani genel bölünme olarak düşünmeyin. Sadece sitoplazma bölünmesindeki son evremiz telefaz evresidir. Böylece sıralamamızı da yaptık. Son sorumuzun sonuna da geldik. Onu da çözdük. Ve artık veda vakti geldi arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gösterebilirsiniz. Bu yazılı sonra ve daha fazlasına da yani bu soruları biyolojidersim.com adresine ulaşabilirsiniz. Daha fazla soru istiyorsanız da yazılayım.net adresimize göz atabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.